Gönüllülerin efsane başkanı ve gönüllülerin efsane cerrahıyla beraberiz. İbrahim abi, sizden çok merak ettiğim bir şey, yani Afrika'nın tozunu yutan Afrika'dan ayrılamıyor ama ilk nasıl başladı? İlk gelişinizi hatırlıyor musunuz? Ne zaman geldiniz? Tabii canım, Afrika'ya ilk gelişim. O kadar çok geldiniz ki. Dakikasını hatırladım. Tabii 2005 senesiydi. Burada koleji aradım o zaman. Burada bir kolej vardı, aradım dedim ki ben Afrika'ya gelmek istiyorum. Aslında ben Afrika'ya çok gidiyorum. Ama ticari olarak gidiyorum, yani ilacatçı. İlk tanımanız o zaman ticari olarak Afrika'ya. Tabii. Yani bu hizmetler başlamadan önce. Tabii ki. Ama şöyle bir şey, Afrika'da ticari amaçla geldiğiniz zaman başkente iniyorsunuz, sizi müşteri Turkish Airlines alıyor. 3 yıldır 400 otele götürüyor. Konforlu. Ertesi gün iş yerine gidiyorsunuz. Akşam iyi bir restoranda yemek yiyorsunuz. İş görüşmelerinden sonra sizi tekrar havaalanına götürüyor. Gördüğünüz hiç şey görmüyorsunuz yani. Gerçek Afrika'yı görmüyorsunuz. Afrika'yı görmediğiniz için ben ama tabii ki boş zamanlarında görüyorum, halkı görüyorum. Hakikaten çok sıkıntılı. Aradım koleji. Dediler ki biz yardımcı olmayacağız. Tabii onlar o zaman cemaat şeyi var. Bizim böyle bir alakamız olmadığı için çok ilgi göstermediler. Mustafa Mertel'e uğramış. Dediler ki Mustafa Mertel psikiyatrist doktor. O geldi, onu ararsam yardımcı olur dediler. Hoca'yı aradım. O dedi ki ben de bir hafta önce MSH'i aradı dostlar derneğinden Konya'da. Onlar gidecekler. İstersen onlarla görüştü, onlarla görüştü. Dediler ki biz iki jeolog götürüyoruz, bir jeoloji mühendisiyle gidiyoruz üç kişi. İstersen şimdi gel, istersen üç ay sonra kuyla araştırmaya gideceğiz dediler. Ben de üç ay sonra gideyim ama, geleyim ama hiç olmazsa bir sağlıkçılar mı götürelim de. Orada muhakkak bir sağlık hizmeti vardır dedim. Buraya geldik, Tesuay'a. Tesuay'a geldik. Ama tabii 24 saatte geldik eskiden böyle. Eski ortam çok şey kötü. O zaman biraz poliklinik ve sünnet en basit şey. Ama tek sıkıntımız şeydi o zaman. Türk Havalı'nı uyuşmuyordu. Tabii aksanlarından geldi. 45 kolimiz vardı, 24 kolide indik. Epey bir eskimiz vardı. Ama iyi bir deneyim oldu. Yerimizi belirledik, ne yapabiliriz? Bunların projeleri yaptıktan sonra işte. Avrupa hocam da geldi. Hatta biz ikinci gelişimizde Katar'a başladık. Evet. Yani ikinci seyahatimizde Katar'a başladık. O zaman tabii ilk zamanda ek yaptık. Sonra üniversal fakülteler bulduk. Diploma fakülteler bulduk. Onlarla geldik. Hatta Ahmet hocam bir rezerv dedi. Dedi ki ben bunu gideceğiniz şartlarda bir daha gelmem. Eğer iyi bir hastane olursa gelirim dedi. Biz o yüzden Ahmet hocam için bir tane hastane yaptınız. Zaten doğru olmadı ama birden olmuyor her şey. Yani bunlar büyük bütçeler gerektiriyor. Genel üstünüzü ispat etmek zorundasınız. Yani bağış toplayacaksanız, devlet size bazı konularda destek verecekse önce ortaya bir şey koymanız gerekiyor. Biz 4 saatte yaptığımız şeyleri, ameliyatları, diğer etkinlikleri ortaya koyduğumuz zaman destek başladığında benim Türk Havalı'nı takip etti. Sağlık Bakanlığı'yla bir eski iletişime geçtim. Tabii raporlama sökerim. Biz her seyahatimizi dönüşte yapılan işlerin bir dökümünü fotoğraflarla birlikte raporluyoruz. Yani bugüne kadar 27 seyahate gittik. 27 seyahatinde deneyen yolu geçtiğinde Sağlık Bakanlığı'na tıkayarak ve Dışişleri Bakanlığı'na hep raporluyoruz bunları. Bunlar görevlendirilen hale geldiği zaman kendimdeki güvenliğiniz artıyor. Yani Diyanet'teki misyona vermiş olduk. Aynı zamanda Dışişleri Devleti'ne de bu bilgileri veriyoruz. Tabii yapılan ameliyatların kalitesi, ikincisi ameliyat sayıları, çekilenlik sayıları, KBB müdahaleleri, poliklinikler bunlara kadar göze batıyor ve ben iddialı söylüyorum. 13 senedir malzemesini yanında götürmek suretiyle ameliyat yapan tek grubumuz yani. Dünyada bizim gibi bu işi yapan kimse yok. 2005 yılında ilk gelir gelmez sağlığa başladık. 2006'da sağlık başladı. 2006'da başladık.
28 kez Rize'de, sadece Rize'de. Ama 28. efsane oldu. Yeni hastalarda. Yani tabii ilk defa kendi hastalarda. Şimdi şöyle bir şey var. Yapacaksan bir şey doğru dürüst yapmak lazım. Yani bir kere sağlıkta hijyen çok önemli. Buradaki hastaneleri yani, görünce... Gözde mesela hijyen çok önemli. Herhangi bir enfeksiyon gözün kaybolması neden oluyor. Siz bir insanlara gözün açılacaksanız zarar verebilirsiniz. Cerrahide de aynı konu var. O bakımdan işin uzmanları, kardeşlerimiz, görüntü doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz de bir bütünüz yani. Bizim internet sitemize baktığınız zaman bizim yönetim kurulu göremezsiniz. Çünkü bir bu kadar başarıyı 5 kişi, 6 kişiye mal edemeyiz. Yani. O kadar çok faydası var ki. Onlar haksızlık olur düşüncesiyle biz yönetim kurulu falan koymuyoruz. Herkes yönetimde zaten. Herkes bakıyorum ben fikirlerini söylüyor, ona göre yön alınıyor, kararlar alınıyor. Şimdi dediğim gibi birkaç kişinin başarısı değil mi? Evet, birisi başta olması gerekiyor ama bir insan ne kadar şey başarabilir ki yani ekip olmadığını söyleyecek. Biz sizin çok şey başardığınızı görüyoruz. Yani, Allah razı olsun. Yani başkan olması gerekiyor evet. Ama bu bir başkanın başarabileceği şeyler var. Bunu kemalı olarak söylemiyorum. İşin gerçekleri bunlar. Bölüşüyoruz yani. Birçok dernekle beraber giriyoruz. Adana Sosyaller buradayız. Almanya'nın derneği var. Bunu da koşanlar da katıldı. Bizim paylaşı proje ortaklarımızı. Her geçen gün daha büyümek zorundayız çünkü sağlık hakikaten sıkıntı. Burayla sınırlı değil. Afrika çok büyük. Yapacak iş yok. Bence bütün derneklere göre onu diyorum. Yani ülke seçin, o seçtiğiniz ülkenin de en ihtiyaçlı olan bölgelerinde oralarda sağlık hizmeti verin eğer biliyorsunuz. Ama bugün efendim Orta Afrika, öbür benim, başka bir gün bir dişi sahibi, siyah öğrenim, böyle olmaz yani. Bir yere adım geliştirmek. O zaman bilinmiş de olmuyorsunuz, görünür de olmuyorsunuz ve orada da bir Türk misyonunun fazla temsil noktasında eksiğimiz oluyor. Ama bir ülke seçerseniz, bugün bizim Niyemel'deki bürokrasimizi yapan iş adamı sıkıntı, devlet diplomatik pasaport verdi, bu başbakan danışmanı yaptı. Çok güzel. İnsanın durduğu yerde başbakan danışmanı, diplomatik pasaport vermezler yani. Nedir işte bu bizim Türk misyonu olarak burada yaptıklarımızın devlet tarafından görülmesinin şeyi, etkisi. Bu bize şu açıdan önemli. Afrika'da sağlık çalışmaları çok kolay alınmıyor. Yani size sağlık çalışmaları vermiyor çünkü sizin amacınızı bilmiyorlar. Getirdiğiniz doktorlar elini mi alıştıracak, göz doktorları ellerini alıştırmak için geliyorlar. Diğer doktorlar, asistan doktorlar biraz daha cerrahi bir şeyler öğrensin diye mi geliyorlar diye bilinmiyor. Çünkü bugüne kadar yabancılar hep bunu yapmış. Batı'dan gelen hekimler hep yapmışlar. Tabii çok haklı olarak devletler bu konuda biraz ince davranıyorlar, doğru davranıyorlar. Bizim profesyonel cerrahlarımız geliyor. Ahmet abimiz de bunlardan ve sizin kadar da eski galiba. Tabii geldik Ahmet abi. İlk sezon yanınıza mı çocuk? Ben de sanırım 2005-2006'da beraber geldik. Hemen de onun üstünde yani 15 yakın gelmişim. Bu işin emekliliği yok. Allah sağlıksın. İnşallah. İlk geldiğimiz yıllarda böyle bölüm doktoru falan yoktu. Yani kadın doğum yoktu. En önemlisi kadın doğum yoktu. İlk geldiğimiz yıllarda. Tüm kadın doğum ameliyatlarla ister ektomorfum, serviks, doğasız çocuğu hepsini biz yapıyorduk. Yani yapmasan hasta ölecek çünkü. Böyle bir işte hiç bakar olurduk da. Onun dışında işte mesane taşıyor, yolcu okulan ama bugünkü ekibimizde 3 tane profesör var. Yani genelde biyolojiden ve biyolojiden ve üniversite seviyesinde kadar ameliyatlar yani var. Aldığınız vakaları gördükçe Türkiye'de çok ilgili cesaretlerince vakalar. Üniversite hastanesinde veya büyük hastane, şehir hastanesinde yapacak ameliyatları bu hastanede yaptılar. Çünkü ortam şartları daha uygun ve yapmasalar hasta ölecek mecburen bazı ameliyatları tabii ki. Yaptık ve sonuçlar da gayet iyi, çok memnunum. Bu açtığınız yol İnşallah yani, daha da iyi. Çok iyi daha da güzelleşecek yani inşallah. Hastanın bakımı en azından bir yatak halimiz var, 4 tane koğuşumuz var, bir ilave çemişlerimiz var, bakım var, yaşlarımız var, çok şükür.
Yani bu iki tane cevaplarını vardı. Hayal edemiyordum işin doğrusu. Çünkü burada yok yani. Hiçbir şeye ulaşamıyorsun burada. Yani Mars'a taşımayla, gelinen dönerdi. Türkiye'den malzeme taşıya. Dünyanın dışında bir yere gidip yerleşip orada ameliyat yaptığınızı düşün. Aynı şartlar, hiç farkı yok. Çünkü ulaşım da çok zor. İstediğinize de ulaşamıyorsunuz. Öyle bir şey. O yüzden ben İbrahim abi tebrik ediyorum. Bize işte hekimler olarak yatak annesini, suyunu, kıyılmasıyla bizleri yemekleriyle bizi rahat ettirdi. Çalışan hekimler önceden biz bir ev kiraladık. Hastane bizi yorunca lojistikler de çok iyi. Yerleşik üstünde yatıyorduk. Bir tuvalette 40 kişi sıra bekliyordum ve tuvalette banyo yaptığımızı hiç unutmuyorum. Son 3 gün hiç unutmuyorum. Eve geldiğim zaman ilk geldiğimizde elektrik yoktu. İkinci gelişimizde su yoktu ve son 3 gün kalmıştı. Yorgunluktan, yüklerden, şeyden gittim bunları. Meğer ev sahibi su parasını yatırmamış. Bu yüzden suyun kesişler, elektrik zaten geliyor, gelmiyor diyor. Çok zor şartlar yaşadım. Bugün hiçbir sıkıntı yaşamadan 15 gün olmadık çok şükür. Rabbim sizlere güç kuvvet versin inşallah. Sağlık oldukça. Bu hizmetin inşallah Afrika'dan ayağınızı kesmesin. Çok fazla çünkü. Yani gördüklerimizi, yaşadıklarımızın her biri bir dizi olacak hikayeleri var. Bunları hiç yani düşünemeden atlayıp gidiyoruz ama geriye dönüp baktığımızda bunların her birinin ayrı bir hikaye olduğunu fark ediyoruz. İleride inşallah bunlar da insanları iyiliğe yönlendirme, bir çaba göstermek için bir hikaye haline getirilir veya bir dizi haline getirilir de insanlar burada olup kendinden haberdar olurlar. Evet. Bu bize çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Hem de insanlar için güzel duygular oluşturacaktır mutlaka. Başta başkanım ve Ahmet Hocam olmak üzere tüm gönüllü sağlık ekibimiz ve Türkiye'deki gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Telif utlif ujini hina inta ma btaswa biduni ana. Telif utlif ujini hina inta ma btaswa biduni ana. Bukra min ghairi ishka tibadli inta ma btaswa biduni ana. Wajja qalba حالك يتبدل لي انت ما بتسوى بدوني انا بكره من غيري